İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Aşot Hulyan Bekor. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Artsakh Devlet Başkanı'nın mesajı Artsakh Azerbaycan'ın bir parçası değildi ve olmayacak. Halkımızın iradesi budur. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Artsakh'taki durumu endişe verici olarak nitelendirdi. Cavak sorunları hakkında halka açık tartışma. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, Azerbaycan makamları Berzor yolunda bir kontrol noktası kurdu ve böylece yasa dışı ablukanın ve mahkeme kararını yerine getirmediği sorumluluğunu üstlendi. 6. Yerevan Uluslararası Kitap Festivali 25-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bekor lakaplı Aşot Hulyan, 6 Ekim 1959'da Bakü'de doğdu. 1975 yılında Hulyan ailesi Stepanakert'e taşındı ve burada 8. sınıftan mezun oldu ve 1985-86'da bir numaralı akşam ortaokulu mezunu oldu. 1977-79 Sovyet ordusunun saflarında görev yaptı. 1985 yılında evlendiği 3 oğlu vardır. Artur, Hımayak, Begor. 1991 yılında Artsakh'ın düzenli ordusunun ilk askeri birliklerinin oluşumu başladığında çekirdeğini kendi kadrosu olan ilk bölüğün başına geçmesi teklif edildi. Aşot, Artsakh'ın öz savunma savaşlarının çoğuna katıldı. Askeran, Hadrut, Şahumyan, Verinşen, Buzluh, Manaşit, Malibeklu, Hocalu, Kırkican, Lesnoy, Karindak, Şuşi, Berzor, Mardagert, Kusapat, Mağavuz, Sırhavent, Orta Güneypa, Drambon. Hulyan yetenekli bir insandı. Doğuştan asker, öncü, girişimci, cesur, kararlı ve becerikliydi. Liderlik yeteneği özellikle 1992'de parladı. Şuşa operasyonu sırasında. İşgal edilmiş Ermeni şehrine ilk giren ve kurtuluşunu sağlayan ilk müfrezeye Bekor başkanlık etti. 1992 yılının 27 Temmuz'unda Yerevan'daki Cumhuriyet Hastanesi'nde Armenak Abrahamyan, Mardagert bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Aşot Hulyan ile görüştü. 24 Ağustos 1992'de Drumbon köyünün kurtuluşu için verilen savaş sonuncusu oldu. Bu kez kurşun öldürücü oldu. Vatana hizmetlerinden dolayı ölümünden sonra 1. derece askeri haç ve altın kartal nişanları ile ödüllendirildi ve Artsakh kahramanı unvanına layık görüldü. Kültürel miras alanlarının kasten yok edilmesi savaş sırasında ve sonrasında işlenen bir suçtur. Tarih, başkalarına ait kültürel değerlere karşı herhangi bir hoşgörüsüzlük biçiminde kültürel veya dini mirasın kasıtlı olarak zarar görmesi veya yok edilmesinin kesin bir kararlılıkla kınanması gerektiğini göstermektedir. Özellikle savaş durumunda kültürel miras alanlarının hedef alınması bir dizi uluslararası sözleşme tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Örneğin, UNESCO'nun silahlı çatışmalarda kültür varlıklarının korunmasına ilişkin 1954 Lahey Sözleşmesi ve buna ek olarak 1954 ve 1999 protokolleri, 2023 UNESCO kültürel mirasın kasıtlı imhasına dair deklarasyonu. Suriye'den Afganistan'a, Mali'den Yemen'e kadar evrensel değere sahip kültürel mirasın çoğu durumda restore edilmesi mümkün olmayan bir şekilde yok edildiğine tanık olduk. Ne yazık ki Ermeni tarihi ve kültürel mirasının Bakü hükümeti tarafından özellikle Nahiçevan bölgesinde savaş dışı durumda yıllarca sürekli yok edildiğine dair Ermeni tarafının iddialarına ve kanıtlarına rağmen Azerbaycan makamlarının bu politikası uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından sert bir karşılık ve değerlendirme görmemiştir. Yıkılan anıtların sayısı ise 89'dan fazla Ortaçağ Kilisesi, 5840 haçkar anıtı ve 22.000 mezar taşıydı. Bunun hakkında Azerbaycan aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sadece Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan dava açtı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Arutyunyan, Artsakh'ın Azerbaycan'ın bir parçası olmadığını ve olmayacağını ve bunun halkımızın iradesi olduğunu vurgulayarak Artsakh halkını umutsuzluğa kapılmamaya çağırdı. Artsakh Devlet Başkanı yaptığı konuşmada,
Artsak Ulusal Meclisi'nin Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ifade ettiği düşüncelerle ilgili açıklamasını memnuniyetle karşılayarak Artsak Cumhuriyeti'nin egemenliğini, halkımızın kendi kaderini tayin hakkını ve bunun gerçekleşmesi gerçeğini yok sayan her türlü açıklama ve belge bizim açımızdan kabul edilemez dedi. Ona göre sürgündeki Ermeniler Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkının ve güvenliğinin garanti altına alınması yönünde Ermenistan Cumhuriyeti'nden pratik adımlar talep etmelidir. Aray Karpunyan ayrıca yerel ve uluslararası belgelerle üstlenilen yükümlülüklere bağlı kalarak Artsakh'ı Azerbaycan'ın bünyesinde tanımak için Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerine her türlü eylem ve açıklamadan kaçınmaları çağrısında bulundu. Aray Karpunyan, Rusya Federasyonu yetkililerine ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 9 Kasım tarihli üçlü deklarasyonda üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmeye, Azerbaycan halkına ve yetkililerine Artsakh halkına karşı nefret ve soykırımcı politikaya son verme, halkların eşitliği ilkesini ve yerli Ermeni halkının Artsakh'a ilişkin unvan ve haklarını gerçekten kabul etmeye hazır olma çağrısında bulundu. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh yerli halkının tüm uluslararası normlara uygun olarak kendi kaderini tayin hakkını 1991 yılında kullandığını ve tüm Artsakh topraklarıyla birlikte Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığını bir kez daha hatırlatıyor. Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkının ve güvenliğinin garanti edilmesini talep etmesi gereken sürgündeki Ermeniler değil, meşru müdafaa hakkının uygulanmasına kadar doğrudan ayrılmaz bir parçası olduğu Batı Ermenistan hükümetine başvurarak Artsakh hükümeti ve halkının kendisidir. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Avrupa ve Avrasya İşleri Başkanı Yardımcısı Erin McKay, Artsakh'taki durumu endişe verici olarak nitelendirdi. McKay, bunun hakkında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Alt Komitesi'nin duruşmasında konuştu. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı, Artsakh Dağlık Karabağ bölgesindeki durum ciddi endişe yaratmaya devam ediyor. Berzor yolunun kapatılmasının bir sonucu olarak Artsakh vatandaşları hayati hizmetlerden, tıbbi bakımdan ve temel ihtiyaç maddelerinden mahrum kaldı veya bunlara erişimleri kısıtlandı dedi. Berzor yolunun kapatılması ve yasa dışı bir kontrol noktası kurulması Artsakh'ta insani krize yol açmasının yanı sıra Artsakh'ta yaşayan yerlilerin haklarını da ihlal etti. Berzor yakın zamanda Azerbaycan tarafından işgal edilen ve ardından temas hattı boyunca çeşitli provokasyonların başladığı bir Ermeni yerleşim yeridir. Sosyal Adalet Merkezi adlı STK, 23 Mayıs'ta Ahalkalak'ta Cavak bölgesinde hakim görüşler ve sesler aşağıdan bakınca konulu halka açık bir tartışma düzenledi. Toplantının amacı yakın tarihte Cavak ile ilgili hakim söylem ve politikaları eleştirel bir şekilde yansıtmak ve son yıllarda bölgede başlayan toplumsal değişimleri tartışmak. Araştırmacı Ketevan Epadze, Anna Tibadze, Alisa Bagratze, Cavak'taki Ermenilerin kimliği üzerine iki araştırma yaptılar. Sosyal Adalet Merkezi çalışanı Dikran Tarzyan, "On binlerce insan vatandaşlığını kaybetmiş ve geri kazanılamıyor. Bunun için uygun sınavı geçmek ve uygun miktarda para harcamak zorundalar. İkinci konu arazi meselesidir. Her birimizin 25 hektar arazisi var," diye belirtti. Aynı zamanda Tiflis Devlet Üniversitesi öğretim üyesi olan uzmanlardan biri Keti Epadze, merkezi yetkililerin vatandaşlığa yaklaşımının çok dar olduğunu ve bunun azınlıkların topluma tam entegrasyonu hedefine ulaşmak için yeterli olmadığını kaydetti. Gençler vatandaşlık algısı için devlet dilini bilmenin yeterli olmadığına inanıyor. Daha yüksek bir eğitim alma fırsatı, Gürcü dilini öğrenmek için daha fazla kaynağa sahip olmak, eşit bir ortamda yaşamak fırsatına sahip olmak istiyorlar. Cavak Ermenilerine karşı var olan klişeler onlar için çok hoş değil, dedi. Keti Epadze'ye göre Cavak Ermenilerine yönelik hakim olan klişelerin nedeni, Gürcistan için gergin 1990'lar ve bölgesel çatışmaların arka planında ortaya çıkan etnik milliyetçiliktir.
Batı Ermenistan hükümeti, Batı Ermenistan'ın tarihi bölgesi olan Cavahk'ın sorunlarına defalarca atıfta bulundu. Ayrıca Cavahk halkının Cavahk'ta ulusal bir azınlık olmadığını, yerli bir halk olduğunu ve Cavahk'ta doğan yerliler olarak vatandaşlık alma hakkı da dahil olmak üzere yerli halka özgü tüm haklara sahip olduğunu hatırlatalım. 1990'larda Gürcistan'da kök salan milliyetçilik Cavahk halkının kaderinin belirleyici bir rol oynayamaz. Onlar tüm uluslararası normlar altında eşit yasal bir ortamda yaşama haklarını geri kazanma hakkına sahiptirler. Batı Ermenistan hükümeti Cavahk halkının ilk başvurusu durumunda uluslararası mahkemelerde haklarının savunucusu rolünü üstlenmeye hazırdır. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorkyan, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset'in başkanlık ettiği silahlı çatışmalarda sivillerin korunması gündem maddesi kapsamında 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin açık oturumuna katıldı ve bir konuşmada bulundu. Açıklamada şöyle deniyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı yaptığı konuşmada Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokollerin tam ve koşulsuz uygulanmasına vurgu yaparak, uluslararası humaniter hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin garanti altına alınmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kilit rolünü vurguladı. Vahe Gevorkyan, Artsakh'ta 6 ayı aşkın süredir devam eden kuşatmaya ve bunun insani sonuçlarına değinerek, Uluslararası Adalet Divanı'nın hukuken bağlayıcı kararının aksine Azerbaycan makamlarının Berzor yolunda bir kontrol noktası kurduklarını, bu nedenle yasa dışı ablukanın ve mahkeme kararına uyulmamasının sorumluluğunu taşıdıklarını kaydetti. Bakan yardımcısı Azerbaycan'ın çatışmadan etkilenen halkın hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetleri sürekli olarak engellediğini ve şimdiye kadar Birleşmiş Milletler ve onun ajanslarının Artsakh'a katılımını garanti etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Ermeni nefretini ve yabancı düşmanlığını derinleştirmeye yönelik politikaların eşlik ettiği tüm bu yasa dışı eylemlerin Bakü yetkililerinin soykırımcı Armenosit niyetlerini ve nihai hedefi Artsakh'ın yerli halkına yönelik tam bir etnik temizlik olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı. Bakan yardımcısı, Uluslararası Barış ve Güvenlikten sorumlu birincil organ olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sivil halkın haysiyetini, güvenliğini ve temel insan haklarını garanti etme yetkisi doğrultusunda bu konuya müdahil olmaya devam edeceğini umduğunu ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 6. Yerevan Uluslararası Kitap Festivali başlıyor. 25-27 Mayıs tarihlerinde Gabriel Sundukyan adını taşıyan Ulusal Akademik Tiyatro'da gerçekleşecek. Festivale Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan yaklaşık 40 yayınevi, kitapçı ve kültür kuruluşu, 50'den fazla yazar, eleştirmen, çevirmen ve diğer uzmanlar katılacak. 3 gün boyunca Ermenice, Rusça ve İngilizce dillerinde 25 etkinlik gerçekleştirilecek. Tüm etkinliklere giriş ücretsizdir. Mesajda Yerevan Uluslararası Kitap Festivali Ermenistan Cumhuriyeti'nde edebiyat ve kitap yayıncılığı alanında 2017'den beri uygulanan en büyük devlet programıdır deniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1895-1978 yılları arasında yaşamış Aşu Havasi'nin solist Grigor Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ehnigi Bes Zurmi Aşı adlı eseri sunuyoruz. Anjele sata lale, bas bas karmi lale. Anjele sata lale, bas bas karmi lale. Nay bas kesiru nafsik, kel fiz daru balale. Nay bas kesiru nafsik, kel fiz daru balale. Yevniki besur mi aşesi nuncam Çahet sirdez du mi maşesi nuncam Yevniki besur mi aşesi nuncam Çahet sirdez du mi maşesi nuncam Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.